Hafta sonunun en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği harekat sırasında şehit olan askerlerimizdi. Ama tabii o askerlerimiz çatışmada şehit olan askerlerimizin yanı sıra yıllardır PKK terör örgütünün elinde rehini olarak tutulduğu anlaşılan yaklaşık 2015-2016 yıllarından beri terör örgütünün elinde olduğu anlaşılan çoğu asker, polis ve başka kamu görevlisinin de şehit edildikleri haberini aldık. Dün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu şehitlerimizin de terör örgütü tarafından çoğunluğunun başlarına kurşun sıkılarak öldürüldüğü, şehit edildiği haberi geldi. Ülke bu askerlerimizin, polislerimizin ve görevlilerimizin yasını tutuyor. Onların da cenazeleri kaldırılmaya başlandı bu sabahtan itibaren. Tabii hafta sonunda da Cuma günü de hatırlayacaksınız. Kuzey Irak'taki Gara bölgesine gerçekleştirilen harekat sırasında Cuma günü 3 askerimiz, dün de yine 3 başka askerimiz hayatlarını kaybetmişlerdi, şehit olmuşlardı ve onların da cenazeleri kaldırılıyor. Türkiye bu ölümlerin yasını tutarken tabii bir yandan da siyasi bir tartışmanın içine sevk edilmiş oldu. Nedir o tartışma? 2015-2016 yıllarında kaçırılıp terör örgütü PKK'nın elinde rehin tutuldukları sırada muhalefet partilerinin defalarca verdikleri soru önergesiyle bu insanlarımızın, bu görevlilerimizin yani asker, polis ve başka kamu görevlilerinin akıbetleriyle ilgili olarak devletin ne yaptığı konusunda açıkça bilgi verilmemiş olması ya da onların kurtarılması için ya da terör örgütünün o bölgede etkisiz hale getirilip insanlarımızın kurtarılması için nasıl bir çaba gösterildiğine ilişkin bir bilgi verilmemiş olması. Orada ortada bir ihmal mi var yoksa umursamazlık mı vardı, bu araştırılıyor. Tabii bir yandan da dünkü o şehit haberleri, topluca şehit olan personelimizin haberleri geldiği andan itibaren iktidarla muhalefet birbirinin adeta boğazına sarılmış durumda. Mesela iktidar mensuplarının yaptıkları açıklamalar ya da attıkları tweetlerde PKK terör örgütü ya da PKK ibaresi kullanılmamış olmasına rağmen örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak siz niye PKK diyemiyorsunuz diye bir çıkış yapılması tabii Cumhuriyet Halk Partilileri öfkelendirmiş durumda. Mesela CHP'nin grup başkan vekillerinden Sayın Özgür Özel yaptığı açıklamada ilk saatlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş'un yaptıkları açıklamalarda ve yazdıkları tweetlerde PKK ifadesini kullanmamış olmalarını kanıt olarak gösterdi. Sizin kendi insanlarınız bunu yapmazken niye muhalefete bu tür suçlamalarla geliyorsunuz şeklinde bir siyasi polemik yaşandı. Şimdi siyasi polemik derken sosyal medyada da dünden beri bunun çok yoğun tartışması yapılıyor. Yani iktidarın 2014-2015 yıllarında bir çözüm süreci adı altında çabalar başlattığı ve o süreç içinde yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki terör örgütü mensuplarının sınır dışına gitmesine izin verdikleri, doğuda ve güneydoğuda operasyonların durdurulduğu ya da askıya alındığı ve hatta valilere emir verildiği, bölgedeki komutanlara emir verildiği, bölgedeki güvenlik birimlerine terör örgütü mensuplarına dokunulmaması yönünde emir verildiğine ilişkin bulgular da hatırlatılıyor. O günler hatırlatılıyor. Yani belki de o dönemde aldığı cesaretle, o dönemde topladığı güçle bu şehitlerimizin yani şimdi şehit olan vatandaşlarımızın, polisimizin, askerimizin esir alınabildiği hatırlatması yapılıyor ve o günlerden bugüne işte çözüm süreci sekteye uğrayınca ya da başarısızlığa uğrayınca o başarısızlıktan sonra da terör örgütünün yine canlandığı ve o bölgede işte bu şehitlerimizin de esir alınıp tutulduğu hatırlatılıyor. Böylesine bir polemik de başladı sosyal medyada. İşte ardından yine yıllarca terör örgütü PKK lanetlenirken ya da terör örgütü PKK hedef alınırken daha çok yakın bir süre içinde 2019 senesinde
yerel seçimlerin ikinci ayağından hemen önce, yani İstanbul'da 31 Mart seçimi yapılmıştı, hatırlayacaksınız. İkinci defa yapıldı seçim İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. O seçimin tekrarının öncesinde terör örgütünün liderinden, yani terörist başı Abdullah Öcalan'dan bir mektup alınıp İmralı'dan okutulduğu hatırlatılıyor. Yine aynı süreçte Osman Öcalan'ın, yani Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'a Kuzey Irak'a bir TRT ekibi gönderilerek orada Osman Öcalan'dan demeç alındığı ve devlet televizyonunda TRT'de yayınlatıldığı hatırlatılıyor. Yine bütün bunlar alt alta toplandığında iktidara şu söyleniyor muhalefet tarafından ya da muhalifler tarafından. Siz işinize geldiği zaman terör örgütüne terör örgütü deyip mücadele ettiğinizi söyleyeceksiniz. Ama kendi işinize yaradığı zaman da aynı terör örgütünden siyasi maksatlarla yararlanacaksınız. Siz işinize geldiği zaman terör örgütüyle Haburlarda, Oslo'larda, İmralı'larda masaya oturacaksınız. Ama kendi yararınıza olduğunu gördüğünüz bir dönemde de kalkıp işte bu pazarlıkları yapıp arkasından da insanları terör örgütüyle işbirliği içinde olmakla suçlayacaksınız. Mesela HDP'ye yöneltilen suçlamalar, HDP'nin PKK'nın ta kendisi olduğu yönündeki suçlamalar. O zaman hatırlayın, çözüm süreci sırasında İmralı'daki pazarlıklar sırasında, pazarlıklar diyorum, alenen pazarlık yapılmıştır orada. O pazarlıklar sırasında bazı HDP'li yöneticilerin kalkıp Kandil'e gitmesini, oraya mesaj götürmesini sağlıyorsunuz. Ondan sonra orada fotoğraflar çektirip geliyorlar. Bugün aynı fotoğrafları işte HDP bakın PKK'dır diye istismar amacıyla kullanmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki burada siyasi tutarlılık sorgulaması yapılıyor. Ama bütün bunları bir kenara koyarsak orada 13 vatandaşımızın şehit olması, yani çoğu asker, polis ve başka kamu görevlisi, 13 vatandaşımızın şehit edilmiş olması orada önemli bir başarısızlığa işaret eder. Bunun artık tartışması yapılamaz. PKK öldürmüş, işte onları infaz etmiş, operasyon sırasında böyle bir şey yaşanmış bilen. Orada o insanlarımızın 5 yıldır, 6 yıldır terör örgütü PKK tarafından esir tutulmuş olması ve onların PKK'nın elinden alınamamış olması bir başarı değildir. Bu son derece net bir şeydir. Terör örgütünün azgınlığını, terör örgütünün zulmünü, zalimliğini, terör örgütünün gözünü kan bürümüş olmasını bir kenara koyacaksınız. Harekatta bu operasyonlar sırasında ne kadar başarılı olup olunmadığı meselesi verdiğimiz zayiatla ölçülür. Terör örgütüne daha fazla zayiat verilmesi bunun hiçbir şekilde özürü değildir. Yani bizden 15 kişi öldü, biz onlardan 115 kişi öldürdük diye hesap yapılmaz terörle mücadelede. Karşı tarafa verdiğiniz zayiatla ölçemezsiniz bunu. Benim kaç tane insanım sağ olarak o operasyondan geri döndü, ben onun hesabını yaparım. Çünkü benim insanımın, benim askerimin, benim polisimin ya da başka kamu görevlisinin, hatta sivilimin canı oradaki terör örgütünün mensuplarından, PKK terör örgütünün mensuplarından 100 kat daha değerlidir. Onun hesabını yaparsanız işte bizden 13 kişiyi katlettiler ama biz de oradan onlara şu kadar zayiat verdik diye bir hesapla, yani matematik hesabıyla, yani adını açık koyalım, kelle hesabıyla bu işin içinden çıkamazsınız. Bir kez daha şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bu tür menfur hadiselerin bir kez daha yaşanmaması dileğini de tekrarlıyoruz. Hafta sonunda, daha doğrusu hafta sonu tatiline girerken Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili iki tahliye haberi geldi. Biliyorsunuz bu Boğaziçi Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı'na, Boğaziçililerin Cumhurbaşkanı'na hitaben yayınladığı bir bildiri vardı. O bildirinin hazırlayıcısı olduğu ya da o çıkışının arkasında olduğu iddiasıyla Beyza Buldağ isimli bir öğrenci İzmir'de tutuklanarak getirilmişti. Yaklaşık bir hafta tutuklu kalmıştı. Beyza Buldağ serbest bırakıldı. Yine o direnişle ilgili olarak Muhammed Ünal isimli bir başka gencin de tutuklandığını geçen hafta duyurmuştuk. Muhammed Ünal da serbest bırakıldı. Boğaziçi Üniversitesi'ne destek devam ediyor. Yani oradaki
direnişle devam ediyor. Direnişe destek de devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları da gelmeye devam ediyor. Çeşitli okulların mensupları, çeşitli okulların öğretim üyeleri ya da mezunları topluca bildiriler yayınlayarak Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Melih Bulu'nun atanmasına karşı ve oradaki direnişe destek veren açıklamalar yapıyorlar. Mesela dün de Darüşşafaka Lisesi mezunu, Darüşşafaka'dan yetişmiş 320 kişinin, çeşitli meslek dallarından 320 kişinin ortak bir mesajı vardı. Onlar da diyorlar ki Darüşşafaka'da özgür ve çağdaş bir eğitim almış, bilimin yol göstericiliğine inanan bizler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin bir ayı geçen bir zamandır adil ve hakkaniyetli olmayan kayyum rektörü atamasını, demokratik haklarını kullanarak protesto etmelerini haklı buluyor ve onları destekliyoruz. Bu haklı ve yerinde taleplere kulak tıkanmasını, üniversite kapısında kelepçe takılmasını, farklı kimliklerin hedef gösterilmesini, barışçıl protestoların şiddet, yalan ve iftiralarla sonlandırılmaya çalışılmasını kabul edilemez buluyor. Özgür ve çağdaş eğitimin önüne engel çıkartılmamasını istiyoruz demiş. Darüşşafaka'dan yetişen ve bir kısmı da Boğaziçi Üniversitesi mezunu isimlerin ortak imzayla yayınladığı bildiriyle de destek mesajı verilmiş oldu. Bu konudaki direniş ve tartışmanın da bu hafta devam edeceği anlaşılıyor. 15 denizcimiz serbest, biliyorsunuz haftalar önce Nijerya açıklarında bir gemiye baskın yapılmıştı ve çoğu Türk olan mürettebatın bir kısmı rehine alınmıştı. Bir Azerbaycanlı denizci hayatını kaybetmiş, 3 kişi olaydan sağ olarak kurtulmuştu. Yapılan müzakereler, pazarlıklar ve temaslar sonucunda o 15 denizci hafta sonunda serbest kaldılar. Daha doğrusu cuma günü serbest kaldılar ve hafta sonunda Türkiye'ye geldiler sağ salim. Hafta sonunda bir cenaze kaldırıldı. İstanbul'un eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş, yaklaşık 19 yıl İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapmıştı. Kadir Topbaş da hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi görüyordu, kanser tedavisi görüyordu. 1945 doğumlu bir eski yöneticiydi. Kadir Topbaş'ın cenazesi de dün İstanbul'da Fatih Camii'nde kılınan namazdan sonra yine Fatih Camii'nin külliyesi içindeki mezarlıkta defnedildi. Kadir Topbaş. Bir başka değerimizi kaybettik. Bir değerli edebiyatçı Demir Özlü İsveç'te hayatını sürdürüyordu. Yıllardır, yaklaşık 45 yıldır İsveç'te sürdürüyordu hayatını. Roman, öykü ve deneme yazarı ve modern Türk edebiyatının 1950 kuşağına damgasını vuran önemli edebiyatçılarımızdan biriydi. Hukuk fakültesi mezunuydu. Bir sürede hukuk fakültesinde akademisyenlik yapmıştı, avukatlık da yapmıştı. 12 Mart döneminin zulmüne de tanık olmuştu. O dönemden sonra da İsveç'e gidip İsveç'te hayatını sürdürmüştü. İşçi partiliydi kendisi. Bir dönemde İşçi Partisi'nde siyaset yapmıştı. İşçi Partisi derken hafta sonunda İşçi Partisi'nin 60. kuruluş yıl dönümünü de kutladı İşçi Partililer. Türk siyasetine damgasını vuran ve ilk kadın genel başkan unvanını taşıyan Beyice Boranların bugünlere ismini ve mücadelesini taşıdığı bir siyasi hareketten söz ediyoruz. İşçi Partisi de, Türkiye İşçi Partisi de böylelikle 60 yılını kutlamış oldu. Hafta sonunda siyasi tartışmalara damgasını vuran konu başlıklarından biri de anayasa tartışmalarıydı. İşte bu yeni anayasa yapacağız. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekillerinden Sayın Cahit Özkan'ın yaptığı ve sonradan çark ettiği açıklamaya bakılırsa yeniden kuruluş anayasası ruhuyla bir anayasa yapma hazırlıkları var. İşte yeniden kuruluş anayasasında hangi unsurlar yer alacak? Efendim o değiştirilemeyeceği söylenen ilk dört maddesine dokunulacak mı, dokunulmayacak mı? 1900 ruhu mu, 1921 ruhu mu esas alınacak? Yani 1921 ruhundan söz ederken mesela geçen hafta Ayasofya Camii Baş İmamı Sayın Boynukalı'nın vurgu yaptığı üzere laiklik ilkesi yer almayacak mı?
ya da Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır gibi bir madde mi konulacak? Bütün bu tartışmalar hafta sonuna da yansıdı. Cahit Özkan, AKP Grup Başkan Vekili, o yaptığı bir televizyon konuşmasında, bir televizyon mülakatında yaptığı açıklamadan biraz çark etmiş gibi gözüktü. İşte 1900 işte bu şey ifadesini kullanmıştı Cahit Özkan. Yeniden kuruluş anayasası yapacağız. Ben öyle demek istemedim gibilerden de bir düzeltme, tahsih yapmaya çalıştı. Ama söylenmiş söz de söylenmiş sözdür. Orada asılı duruyor. Yani niyetler belli. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktık. Onun yerine yeniden yeni bir cumhuriyet kuracağız şeklinde bir zihniyetle olaya yaklaştıkları belli. Hiç kimse karnından konuşmasın. Delikanlı gibi konuşun. Güçsüz de iktidardasınız. İktidarda olduğunuz için neden korkuyorsunuz? Çıkın deyin ki biz iktidara geldik 2002 senesinde ve bu ülkeyi, bu cumhuriyeti yıkmayı, değiştirmeyi ve yerine yeni bir cumhuriyet kurmayı amaçlıyorduk. Bu yönde 19 yıldır çaba sarf ediyoruz ve yerine de yeni bir cumhuriyet ve bu cumhuriyetin de yeni bir anayasasını yapmak istiyoruz. Niye çekiniyorsunuz? Söyleyin, millet de bilsin ne yapmak istediğinizi. Yani millet bilsin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ve o devrimleri başaran kadroların yaptığı, kurduğu cumhuriyeti yıkıp yerine yepyeni bir ruhla, yepyeni bir anlayışla, belki layık olmayan bir cumhuriyet kurmak istediğinizi söyleyin. Söyleyin ki milletin karşısına çıktığınız zaman, yani referandum sandığını koyduğunuz zaman insanlar ne yapmak istediğinizi, gerçekten ne yapmak istediğinizi bilsinler. Hiç öyle kıvırmanın, evelemenin, gevelemenin, karnından konuşmanın da alemi yok. Hafta sonunda başka ilginç bir gelişme daha oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir dizi saldırı, sopalı silahlı saldırı gerçekleşmişti. KRT televizyonlu program yapımcısı, sunucusu Afşin Hatipoğlu'na yönelik, Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na yönelik ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ'a yönelik saldırılar yaşanmıştı. Sokaklarda alçakça terörist saldırılar gerçekleşmişti. Bazı terör çeteleri tarafından, faşist terör çeteleri tarafından o saldırıların failleri aranıyor. Kimisi yakalandı, kimisi gözaltına alındı, serbest bırakıldı, kimisi tutuklanmıştı. Ama o saldırıların en menfurlarından bir tanesi, yani hem silah hem de sopa kullanılan saldırılardan bir tanesi Selçuk Özdağ'a karşı gerçekleşmişti ve Selçuk Özdağ'a saldıranlar tutuklanmışlardı ve onlar da serbest bırakıldı. Biliyorsunuz geçmiş aynı gün Orhan Uğuroğlu'na da, gazeteci kardeşimiz Orhan Uğuroğlu'na da saldırı yapılmıştı. Onun da failleri hala ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyorlar. Dolayısıyla bu saldırılara adeta gelecekte de devam edilmesi, hatta bunda bir sakınca olmadığı, arka kapıdan ya da hatta ön kapıdan karakolun çıkıp ellerini kollarını sallayarak gidebileceklerinin işareti olarak değerlendirilebilecek vahim gelişmelerdi. Bu tahliyeler de dileyelim yapanlar cezasını bulsun ya da yapanların cezasını bulacağı bir dönemde Türkiye'de bir gün gelir. Saatlerimiz 11.18'i gösterirken gelin şimdi gazetelerin birinci sayfalarına bakalım.